bilinci ve kanıta dayalı bilimden alınan destektir. Maalesef bunların tam tersi bile söz konusu olabilmektedir. Oysa kırılgan hayatlar dokunulmaz hayatlardır. Bu hayatların umutlarıyla oynanamaz. Bakanlığımız SMA konusunda somutluk kazanmış, sonuç vadeden bilimsel verilerden hareket etmektedir. Ve hepimiz biliyoruz ki Tıp'ın ilk kuralı da mevcut bilgiler ışığında hastaya zarar vermesi olası her şeyden kaçınmaktır. Bu kural gereği tıp kendini sürekli olarak yeni bilgilere ama riske girmeden adapte eder. Bu anlamda bilim öncü, hekimlik takipçidir. Aziz vatandaşlarım, Nusin Ersen etkin maddeli SMA hastalarındaki etkisinin sınırları ortaya konmuş olan ilaç ülkemizde uygulanan tedavinin kapsamındadır ve bu ilaç bedelsiz olarak sağlanmaktadır. Yıllardır yapılan çalışmalar ve ülkemizde hastaların yaşamından elde edilen gerçek veriler ilacın erken evrede fayda sağlayabildiğini göstermektedir. Ne yazık ki bu hastalığın her döneminde etkili olan bir tedavi mevcut değildir. Hastalarımıza mevcut en iyi tedavileri sunmak, hayatlarını kolaylaştırmak stratejimizin esasını oluşturuyor. SMA hastalığı sebebiyle yeni ıstıraplar yaşanmasını önlemekse en önemli hedeflerimizden birisidir. Bugün nihai anlamda bir tedavisi olmayan ve Kalıtım yoluyla ortaya çıkan SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda genetik yapıları SM hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır. Ayrıca yeni doğan bebekler için hastalıklar açısından yapılan genetik taramalara SM hastalığı dahil edilmiş durumdadır. Böylece tedavinin etkili olduğu erken dönemde yakalama şansı ortaya çıkacaktır. Çalışma ay sonuna dek uygulanmaya konuyor. Değerli vatandaşlarım, bugün yapılan SMA Bilim Kurulu toplantısının sonuçlarını dört madde halinde sizlere arz etmek istiyorum. 1. spinal müsküler atrofi hastalığının farklı tipleri için hastalığı modifiye eden tedavi seçenekleri mevcuttur ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. 2017 yılından itibaren SMA tip 1, 2019'dan itibaren ise SMA tip 2 ve tip 3 hastalarda tedavi uygulanmaktadır. Nursin Ersen, Ristiplam ve Gen Replasman tedavisi seçeneklerinin tamamı SMA tip 1 hastalarında hastaların hastalığın ilk 3 ayı içinde kullanıldığında benzer etkinlik gösterdiği bilimsel olarak ve gerçek hayat verileriyle ortaya konmuştur. Bu tedavilerin erken dönemde birbirlerine üstünlük, üstünlükleri gösterilmemiştir. 2. Sözünü ettiğim Nursin Ersen etkin maddeli ilacımız tedavi rehberinde tanımlı Tüm hastalarımız için kullanılmaya devam edecektir. 3. Bu ilacı kullanan hastalar için tedavi almaya uygunluk kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır. Tedaviye erişim için standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir. 4. Yapılacak yeni doğan taraması ile tespit edilen hastalar için uygun tedaviye derhal en erken dönemde başlanacaktır. 5. Yeni doğan tarama programı ile birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda altyapı çalışmaları son derece özverili şekilde sürdürülmektedir. En kısa sürede sağlık sistemine entegre edilecektir. SMA Bilim Kurulunun önerilerini ve bu doğrultudaki uygulamaları saygıyla arz eder hepinize selam ve sevgilerimi sunarım